Adını Sen Koy 38. bölüm. Gündüz vakti kuş bakışı ikinci köprü manzarası üzerinde beliren pembe benekler ve uçuşan beyaz parçalar eşliğinde oyuncuların görüntüleri ve isimleri akıyor. Ömer Erkan Meriç, Zehra Hazal Subaşı, Alev Ezgi Baran, Ayşe Yaprak Durmaz, Nihat Aykut İderi, Sevim Nursaç Büker Otan, Yener Musa Bekici, Salim Ali Çoban, Demir Umut Aksoy, Müzeyyen Fatma Karanfil, Yasemin Elif Sultan Taş, Leyla Berna Üçkaleler, Ökkeş Atilla Pekdemir, Hediye Derya Kurtuluş, Koray Halit Erman Ersoy, Mehtap Gözde Gürkan, Nazan Hande Özdemir, Beton Borda Köprülü, Asya Hazel Aynalı, kalp şeklinde dizili kırmızı gül yaprak ortasında Adını Sen Koy yazdı. Alev Kız Yetiştirme Yurdu'nun kapısının önünde. Zehra ile Ömer dere kenarında. Yalan söyledim çünkü yapamıyorum. Ailemle görüşemiyorum. Onlara gidemiyorum. Ama onlardan haber almak zorundayım. Şu yaşadığım şeylere katlanmak kolay mı sanıyorsun? Neden anlamak istemiyorsun? Bu korkunç yalanın içinde her gün kıvranıyorum ben. Ömer eskisi kadar sert bakmıyor. Bakışlarını başka tarafa almıştı. Zehra'ya döndü. Eve gidiyoruz. Hayır. Ömer nasıl yani ifadesiyle döndü. Zehra asık suratıyla meydan okuyarak bakıp çevirdi başını. Alev bilek boyu yandan fermuarlı siyah topuklu ayakkabılarıyla aralık kapıdan içeri girdi. Güneş gözlüğünü başının tepesine taktı. Geniş antreden çıkan merdiven sahanlıkta ikiye ayrılıp sağdan ve soldan devam ediyor. Genç, esmer bir kadın merdivenlerden aşağı iniyor. Buyurun, kime bakmıştınız? Ben müdür beyle görüşecektim. Kim arıyor? Alev Korkmaz. Beni bekliyor zaten. Buyurun, burası. Teşekkürler. Alev etrafa beğenmez, mağrur gözlerle bakıyor. Müdür yazılı tabelası olan odaya girdi. Gidiyoruz dedim. Hayır. Önce konuşacağız. Burada mı? Evet, burada. Burada ve şimdi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sadece konuşmak istiyorum. Bu senin için kabul edilemez, biliyorum. Biliyorsan, konuşacak bir şey de yok. Benim için var. Sen sadece kendi tarafından bakıyorsun. Ama bu oyun tek kişilik değil. Yanılıyorsun. Bu benim oyunum. Sen... Evet, ben. Ben sadece parayla satın aldığım biriyim. Her söylediğini yerine getirmek zorunda olan biri, değil mi? Olmuyor işte. Alev Hanım, sizi kurumumuzda görmek ne büyük mutluluk. Teşekkür ederim. Yapacağınız bağışlar bizim için çok değerli. Çocuklarımızı daha iyi bir hayata hazırlamak, özellikle eğitimler açısından bağışçılarımızın katkılarına çok önem veriyoruz. Bundan eminim. Siz de bundan sonra elimden gelen her türlü yardım yapacağıma emin olabilirsiniz. Bu arada ben bir şey öğrendim. Öğrendiğim şey beni o kadar etkiledi ki... Yani daha önce öğrenseydim... Nedir? Benim bir kuzenim varmış. Uzun yıllar önce izini kaybettiğimiz. Hatta sizin yurdunuzda büyümüş. Benim buraya gelme sebebim de bu aslında. Kuzenim hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Ya... Kuzeniniz demek. Evet. Zehra Kaya. Müdür dudaklarını ileri uzatıp aşağı sarkıttı. Başını hafifçe geriye attı. Düşünüyor. Alev gözlerini dikti. Bekliyor. Olmuyor, anlasana. Bu şekilde gitmiyor. Bunları konuşmanın yeri burası değil. Eve gidiyoruz. Senin evine. Ben söyleyeceklerimi burada söylemek istiyorum. Senin evinde değil. Ömer sıkıntıyla başka taraflara bakarak sokuldu Zehra'ya. Tamam. İstediğini söyle. Dinliyorum. Ama sakın benimle pazarlık yapmaya çalışma.
en başta yaptığımız anlaşmanın dışına çıkılmayacak. Bunu bil. Sen busun işte. Merak etme. Senden bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Gidiyor. Alev müdüre bir çek uzattı. Buyurun lütfen. Şirketimizin adına küçük bir bağış. Müdür çeki aldı, rakama memnun bakıyor. Çok teşekkür ederiz. Bana değil, Zehra'ya teşekkür edin. Eğer o olmasaydı... Alev Hanım, kuzeninizi bulmanıza yardım edeceğiz. Elimizden geleni de yapacağız. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Gerçekten mi? Hemen öğrenebilecek miyim? Yani son durumu hakkında. Tabii, size yardımcı olacağım. Ancak bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Ben dilekçenizi hemen işleme koyarım. Büyük ihtimal yarın sabah da dosyası önümde olur. Hemen sizi ararım. Şu boşlukları doldurup alt imzalayın. Yeterli. Teşekkür ederim. Bu arada hangi yıllar kalmış biliyor musunuz? Maalesef yani sadece doğum yılı. O da yeterli. Alev dilekçeye imza attı. Memnun sırıtarak müdüre uzattı. Müdür bakıyor. O zaman ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Ne demek? Kalktı. Yarın sizden haber bekliyorum. Mutlaka. Güle güle. Arayacağım sizi. Teşekkürler. El sıkıştılar. Alev gidiyor. Müdür arkasından bakarken çeki avucuna vuruyor. Kır saçlarını ıslatıp geriye doğru taramış. Zehra dere kenarındaki parkta yürüyor. Ömer arkasında. Yetişip kolundan tuttu. Eve. Ömer bırakmadı. Araba burada. Zehra gösterdiği yöne ilerliyor. Marka bantlanıp saklanmış ancak altındaki iç içe halkalar belli oluyor. Zehra öne, şoför yanına geçti. Ömer'e bakışları kırgın, ters. Salim üzerinde gri bir baba yeleği, içinde grili bir gömlekle sokakta yürüyor. Salim! Sevim! Ne yapıyorsun sen yenilerin yanında? Ha? Hani iş arayacaktın? Arıyorum ya zaten. Bugün olmadı. İnşallah yarın da arayacağım. Ya çocuk çay iç diye çok ısrar etti. O yüzden. Ha. O kadar yani. Yani anlamıyorum Sevim. Ne diyorsun? Başka ne olacaktı ki? Ne olacak canım? İş arayacağım diye çıktım. Sallanıp duruyorsun ortalıklarda. Ondan sonra. Hadi yürü eve. Hadi hadi. Sevim rahat bir nefes boşalttı. Vay arkadaş ya, nasıl bulamazsın? Alt tarafı bir Koray beton ya. Mesaj yazıyor. Koray motoruyla kapının önünde durdu, iniyor. Yener başını çevirince camdan gördü. Şaşkın bir sevinçle ayağa kalktı. Vay! Koray hoş geldin kardeş ya. Ben de seni arıyordum, sen neredesin ya? Duydum, onun için geldim. Duydun mu? Her duyduğuna inanma demişler. Aman boş ver ya. Geçen gün niye bana Yasemin'in etrafında dolaşma dedi? Niye gözükmeyecekmişim ortalıklarda? O meseleyi diyorsun. Ya işte sen evin etrafında fazla dolaşıyormuşsun. Kızın annesi de huylanmış. Allah Allah, neden acaba? Neden olacak? Anne sonuçta bu. Kızını korumak ister Koray kardeş. Evlerine hırsız girmiş. Annesi benim yaptığımı düşünüyormuş. Evet öyleymiş. Ama sen merak etme, ben hallettim o meseleyi. Ben senin öyle şeyler yapmayacağını söyledim. Bu kıyamı da bil ha. Ben olmasam polise gidecekti kadın. Ha bir de polise gidecekti. Oğlum kadının parası çalınmış ya. Allah Allah. Sen de evin etrafında dolaşıp duruyormuşsun. Ne yapacak? Zor ikna ettim diyorum ya. Koray öyle şey yapmaz. Delikanlı çocuktur dedim bak. Ya biliyorum sen şimdi delikanlılık çağındasın. Biz de geçtik o yollardan. Biliyoruz o ayakları ya. Kanın kaynıyor şimdi senin. Köpürüyor. Senin niye evin etrafında olduğun belli belli de geldi bu kadına anlat. Ben sana diyeyim. Şöyle birkaç gün ortalıkta görün. Hem bak ben senin iyiliğin için söylüyorum ha. Ben iyiyim, sen merak etme. Hatta gerekirse ben karşısına da çıkarım. Saklanmaya falan niyetim yok benim. Aman ha diyeyim, sakın. Sen sakin ol, ben çözüyorum o meseleyi. Çözme ya, sen çözme hiçbir şeyi. Gölge etme yeter. Çıkıyor Koray. Aman ha, burnundan kıl aldırma sen, tamam mı? Allah Allah ya. Araba da yok ya. Ah beton ya, neredesin? Yasemin sarı berjer koltukta gözleri boşluğa dalmış. Yasemin?
Ne yapıyorsun sen burada? Hani ders çalışacaktın sen? Gitme kızın üstüne. Bırak. Nasılsın kızım? Ayağımı çarptım baba. Çok acıdı. Bir de deneme sınavında 10 yanlışım var. Anlamadım. Sen 10 yanlışın var diye. Evet anne, 10 yanlışım var diye. Olamaz mı? Kalktı gidiyor. Sevim peşinden gidecekti. Salim omzundan tuttu. Rahat bırak kızı Sevim. Gitme üstüne. Söz konusu Yasemin olunca gitme üstüne. Zehra olsaydı, sultanımızın bir derdi olsaydı pervane olmuştu. Diğer yöne yürüyor. Salim dudaklarını aralayıp derin bir nefes çekerek baktı arkasından. Ya sabır. Ömer'in cipi konağın bahçesine girdi. Burası aslında konaktan daha çok villa. Tek katlı, ikinci katı asma. Dış cephesi kırmızı tonlarda, geniş yeşil bir bahçe içinde. Evdekiler biliyor mu çıktığını? Hayır. Gizli çıktın yani. Zehra önüne bakıyor. Alev kesin söyleyecek. Bir de şu arkadaş mevzusu var. Adı neydi? Leyla. Leyla Öztürk. 91 İznik doğumlu. İktisat mezunu. Muhasebeci arkadaşın. Sen nereden biliyorsun? Önemli olan benim ne bildiğim değil. Onun ne bildiği. Hiçbir şey. Nasıl anlatılır ki böyle bir şey? Ömer indi. İnmiyor musun diye olduğu tarafın camından Zehra'ya baktı. O kımıldamıyor. Nasıl ya? Ömer arabanın arkasından kapıya yürümüştü. Döndü Zehra'ya bakıyor. Zehra da iniyor. Konağa yürüyorlar. Gece kıyıda yüksek bir yerden Boğaz. Köprü masmavi. Afiyet olsun. Sağ ol. Nazan elinde çorba kasesiyle çıktı. Alev lafa girmek için etrafı kolladı. Ömer çorbasını içiyor. Bugün Zehra'nın bir arkadaşıyla tanıştım. Zehra'nın çorba kaşığı elinde. Neydi adı Zehra? Ömer atıldı. Leyla mı? Sen tanıyor musun? Ömer evet tabii ki diye baş salladı. Anlaşılan bir ben tanışmadım Leyla'yla. Aa, hiç davet etmediniz. Zehra'cığım arkadaşına söyle, en kısa zamanda bekliyoruz. Zehra Ömer'e baktı. Yurttan arkadaşıymış. Birlikte büyümüşler. Ya, bilmiyordum. Şimdi daha iyi anlıyorum. Zehra'nın kolunu okşuyor. Niye? Hiç. Aralarındaki bağı kastetti. Değil mi canım? Evet. Nihat Alev'e kinle bakıyor. Alev bugün neden toplantıda yoktun? Saatini değiştirmişsiniz Ömer. Kimse de haber vermedi. Öyle mi? Vallahi bana Demir söyledi. Mesai saatleri içinde olsaydın senin de haberin olurdu. Onun sorumlusu benim. Benim, Alev'i ben tuttum sabah. Nihat ona terslenemedi. Alev kasılarak öyle diye kaş kaldırdı. Alev gene Zehra'ya döndü. Neyse. Zehra? Ne zaman getiriyorsun arkadaşını? Dik dik gözlerine bakıyor. Bilmem. Sorarım. Onun da uygun olduğu bir zaman. Zehra solgun. Her seferinde kanı çekilip tutuklaşıyor. Alev istediği etkiyi yaratmış bir tatminle çekti gözlerini. Koray gece vakti eli gri sivitinin ceplerinde Yaseminlerin evinin önünden yürüyor. Pencerelerde ışık yok. Ah bir çıksam bir görsem yüzünü. Yasemin yatağında sağ yana kıvrılmış uyanık. Sevim girdi. Işığı yakınca Koray kaçıp kaldırımdaki ağacın arkasına saklandı. Eve bakmaya devam ediyor. Sevim pencerenin önünde. Lan annesi çıktı ya.
Allah kahretsin ya. Zaten bende de talih olsa. Ağaca vurdu elini. Sevim tülü kapattı. Yasemin bakmadı annesine. Sevim yatağa oturdu. Duvarda renkli rakamların farklı boyut ve şekillerde yerleştirildiği kanvas bir tablo. Yasemin'in güzel kızım. Biber dolması yaptım sana. Sen seversin. Hadi kalk bir lokma yiyiver. İstemiyorum anne. Uyuyacağım ben. Ne uyuması kızım? Görmüyor musun halini? Kaşık kadar kaldı suratın. Kızım korkutma beni. Ne o öyle ince hastalığa tutulmuş gibi? Kulak memesini çekip elini tahta dolaba vurdu. Bak eğer başka bir şey varsa... Anne, uyumak istiyorum sadece. İyiyim, yok bir şey. İyi. Uyu. Kalktı. Yasemin'in yuvarlak pastel tonlarda dairelerle motiflenmiş nevresimini üstüne çekip düzeltti. Omzuna dokundu, gidiyor. Yasemin arkasından başını çevirip şöyle bir baktı. Yüzü ağlamaklı. Sevim ışığı kapattı, eli kapının kolunda bir kez daha baktı kızına. Ömer ile Zehra konakta masadan kalkmış. Nihat peçeteyi ağzına sildi. Asya'yı yemekten önce yattı. Sabah kargalar kahvaltısını etmeden uyanır vallahi. Hayatım, yarın sıra sende. Biliyorum canım. O yüzden erken yatacağım. Ben de geliyorum. Tamam. İyi uykular çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nihat ceketini sandalyeye asmıştı, alıp çıktı. Alev mavi peçetesini aldı. Ağzındakini hala çiğniyor. Bana da müsaade teyze. Sen kal Alev. Masayı toplayana baktı. Alev de gerilerek baktı. Hizmetli nazanmış. Elinde tabaklarla çıkıyor. Müzeyyen o çıkınca Alev'e döndü. Kaşlarını hafifçe çattı, merakla bakıyor. Zehra ile nerede karşılaştın? Alev gözlerini yana alıp kaçırdı. Hafifçe başını da çevirdi. Ömer odasında dolanıyor. Gömleğiyle kalmış. Üstten birkaç düğmesi açık. Zehra battaniye ve yastıkla geldi. Pijamalarını giymiş. Ömer sıkıntıyla dolanıyor. Zehra hiç ilgilenmeden yastığı koltuğa bıraktı, battaniyesini açıyor. Nasıl yani? Şimdi bir de bu eve arkadaşın mı gelecek? Gelmeyecek, merak etme. Zehra uzanıp üstünü de örtecek oldu, Ömer çekti battaniyeyi. Ne yapıyorsun? Alev bu işin peşini bırakmaz. Farkında mısın? Yaptığın hataların neler doğurduğunu görüyorsun değil mi? Yarın gidip uyaracaksın. Ne diyeceğim? Her şeyi anlatacaksın. Zehra düşünceli gözlerini çekti Duru yüzünde. Hiç makyaj yok. Salon. Şirkete giderken karşılaştım. Öyle mi? Evet teyze. Muzo'nun yanına uğramıştım saçım için. Onun çıkışında da onlarla karşılaştım. Yanında da arkadaşı vardı. Başka bir şey yok yani. Evet yok. Ne olabilir ki? Müzeyyen gözlerini dikti. Bilmem der gibi bakıyor. Ha şu mesele. Endişelenme teyzeciğim. Ömer mutluysa sorun yok. Biliyorsun bunu konuşmuştuk. Müzeyyen bas sağlıyor ama çok da ikna değil gibi. Tamam canım. Sana da bu yakışır işte. Elindeki fincanı kenara bıraktı. Ben de gidip yatayım artık. Sana iyi geceler. İyi geceler teyzeciğim. Yarın. Yarın her şeyi öğreneceğim. Her şeyi. Gündüz yüksek bir yerden Boğaz ve Birinci Köprü. 10 kilo pirinç. 10 kilo pirinç, evet. 5 kilo kıyma ama köftelik olacak. 5 kilo kıyma. Kıyma. 3 kilo antrikot. Nazan kahvaltıyı hazırlıyor. Ha bir de Selami'ye söyle. O geçenlerde gönderdiği şeyin sadece adı köy tavuğuydu. Heh. Bak anlamadım sanmasın. İki tane köy tavuğu istiyorum ama ki seçsin. Tamam söylerim. Aa dolmalık malzeme de yok. Fıstık, kuru üzüm falan. Ya bir de dolmalık biber. Ha bir de nar ekşisi unutma. Ne diye? Allah aşkına sen kışlık erzak mı düşüyorsun? Ne yapayım Ökkeş? Yani anında bir şey istedikleri zaman malzeme bitmiş yapamam mı diyeyim? Ya bunların hepsinin evde olması lazım.
Senin istediğin bu 5 kilo kıymayla yapacağın köfteyle dünya doyar yahu. Ay Ökeş, ya ben onların hepsini köfte mi yapacağım sanıyorsun? Ya bunun tencere yemeği var, karnıyarığı var, oturtması var, etli yaprak sarması var. Allah Allah, ya ben senin çiçeklerine karışıyor muyum? İyi tamam tamam. Bence bir Müzeyyen Hanım'a sorun, öyle hazırlayın isteği. Sonunda Zehra Hanım'ın gizemli arkadaşı gelecek herhalde. Müzeyyen Hanım gerekli görürse söyler Nazan. Allah Allah, ben ne dedim ki şimdi? Bak kulağın hep burada. Bizi dinleyeceğine işine bak. Nazan saçını arkada tek örgü yapıyor artık. Bir kaseyi alıp tavırla içeri yürüdü. Kız iyice gemi azıya aldı ha. Ya bizden de yüz buluyor nedir? Zehra Hanım da Zehra Hanım. Ya sana ne arkadaşından? İşine baksana sen. Üstüme iyilik sağlık. Daha genç, usulleri bilmiyor Hediye. Öğrenecek. Sen kendine dert etme. Gülümsedi Hediye. Arkadaki panoya çocuk çizimi resimler asılı. Ömer yatak odasına girdi. Ceketini henüz giymemiş. Tuvalet masasının çekmecesini açtı. Siyah bir kutudan kol düğmesi aldı. Ayna önünde parfüm şişeleri duruyor. Siyah deri kordon ve beyaz kadranlı bir saatin takılı olduğu sol bileğine düğmelerden birini takıyor. Sağ manşete geçtiğinde Zehra girince başını ona çevirdi. Bir yere düştü. Zehra da o da aynı anda eğilip uzandılar düğmeye. Göz göze kaldılar. Zehra kaçırdı bakışlarını. Ömer ise uzun uzun bakıyor. Zehra kalktı, Ömer aldı düğmeyi. Zehra bordo zemine silik pudra rengi şal desenler yerleştirilmiş. Bol şifon bir bluz, dar diz boyu füme bir etekle. Arkadaşını ara. Şimdi mi? Evet. Ömer kendi cep telefonunu verdi, Zehra aldı. Gömleğinin dekoltesini altına giydiği siyah bir atletle iyice kapatmış. Alo Leyla, nasılsın? İyiyim Zehra, sen nasılsın? Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok. Ya ama benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Şirkette misin bugün? Yok, bölümüm değişti ya. Eve getiriyorum artık işleri. Arada gidiyorum şirkete. Evdeyim ama istersen çıkarım. Nereye geleyim? Yok, ben sana gelirim. Bir saate kadar. Tamam canım, görüşürüz. Kahvaltıdan sonra çıkarız. Sen de mi geliyorsun? Ben götüreceğim. Zehra şaşkın. Ömer sert değil, gayet normalmiş gibi bakıp yürüdü. Zehra'nın yanından geçti, çıkıyor. Zehra da yürüyor peşinden. Kapılarda kenarları oyularak yapılmış alt alta baklava dilimi desenler var. Zalimlerin evde kahvaltı masası. Herkes önündekini yiyor, kimse kimseye bakmıyor. Zalim şöyle bir sevme döndü. O da dalıp gitmiş. Yasemin zaten keyifsiz çatalını tabağında dolaştırıp duruyor. Sevim ona dikkat kesildi. Kızım ne bakışıp duruyorsun tabağındakilerle? Yesene. Üzülme yavrum. Daha vakit var, çalışır düzeltirsin derslerini. Yasemin neden bahsettiğini bile yeni hatırlayıp kaşlarını kaldırdı. Ben gidip ders çalışayım. Aç mı çalışacaksın kızım? Önce karnını doyur. Bak kepçe kadar kaldı suratın zaten. Doydum ben anne. Ne yedi de doydu acaba? Görüyor musun? Kuş kadar bile yemedi. Konakta kahvaltı masası, tabak ve fincanlar beyaz renkte. Sağ ol Nazan. Ben alırım Nazan. Ömer çay istemedi. Nazan Nihat'a koyuyor. Alev pembe rujunun izi çıkmış beyaz fincanı ağzının önünde tutarken gözleri Zehra'da. Bitti mi? Aha. Hazırsan çıkalım o zaman. Ben çantamı alıp geliyorum. Zehracığım, sen de mi çıkıyorsun? Evet. Şirkete mi gidiyorsunuz? Yok, başka bir işimiz var. Güle güle. Güle güle. Alev, ne işi ki diye gene düşünüyor. Nihat onun bakışlarını kaçırmadı. Bugün toplantı yok muydu? Gelir herhalde. Ben de çıkıyorum. Güle güle Alevciğim. Güle güle. Ben de çıkayım o zaman. Ömer geç gidecek gibi gözüküyor. Hayatım, çayını bitirseydi. İyi hadi 5 dakika daha durayım. Gülümsüyorlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Kıyıdan Kız Kulesi, yanında bir tekne bekliyor.
Neyse Mevde patlıcan ve bıçak koyduğu cam tabakla salona geldi. Salim bulmaca çözüyor. Sevim Berger'e geçti ama gözü Salim'de. Dün sen Yener'le ne konuştum demiştin? Söyledim ya Sevim. Niye sorup duruyorsun? Niye soracağım ayol? Madem iş arıyorsun ona da sorsaydın. Eli kolu uzundur onun. Yardımcı olur. Kamil'le konuştum. Dur bakalım. O bir sonuçlansın. Onun sormasına kaldıysak. Onun kendine hayrı yok. Kendine. Hem sen kapatmadın mı o defteri ha? Kim ne yapsın el işi, ahşap oyma bilmem neleri. Her şeyin hazırı çıktı Salim. Öldü o meslek, öldü. Ya bu halimle ne yapabilirim ben başka? Yani denedim, sonuç ortada. Aklını kullanacaksın Salim, aklını. Toprağın içine çukur açmak için eşelemeyeceksin. Bak akıllı olanlara, dağ yaptılar dağ. Of! Gazeteyi bıraktı, gidiyor. Doğru söze de gelemezsin. İlla kendi bildiğini okuyacak. Ama sen dur. Ben sizi yola getirmesini bilirim. Sizin inadınız yüzünden gül gibi kısmeti tepmeyeceğim. Bu çukurda çürümeyeceğim. Hırsla kesti patlıcanın dibini, soyuyor. Suratını ekşi bir şey yemiş gibi büzmüş. Ömer'in cebi Leyla'nın evinin olduğu sokakta. Evin bahçe duvarları bordo boyanmış yığma tuğlayla örülü. Bahçe içinde müstakil villa tarzı. Ömer eve baktı, kemerini çözüyor. Zehra da çözüyor kemerini. Burası mı? Aha. Ne kadar güvenilir biri? Leyla benim dostum. Beni zor durumda bırakacak bir şey yapmaz asla. Emin misin? Nerede çalıştığımı başından beri biliyordu ama kimseye söylemedi. Ne aileme, ne de başka birine. Fazla oyalanma. Bir saat sonra evde olacaksın. Ömer arabada kaldı. Zehra kahverengi deriden kutu biçimli modern çantasını elinde tutuyor. Başka bir yere uğrama. Duydun mu beni? Duydum. Bahçeye girdi Ömer. Hala camdan bakıyor. Zehra kapıda durdu, Ömer'e bakıyor. Ömer demir çitin ardından gözlerini ona dikmiş, gitmiyor. Zorbaydı. Yetmiyormuş gibi iyice gardiyan kesildi başıma. Derin bir nefes çekti içine. Yanasalık sol kolunda, parmaklarını sinirden iyice gererek kapıya doğru yaklaştı. Dönüp sol omzu üzerinden bir daha baktı geriye. Ömer geri geri gidiyor. Leyla kapıyı gülümseyerek açtı, kucaklaştılar. Leyla Ömer'i görmedi. Zehra'yı içeri alınca başını sokağa doğru şöyle bir uzattı meraklı ama Ömer gitmişti. Holding'in dış cephesi. Alev ateş gibi daldı koridora. Nereye gitti ki şimdi bunlar? Ömer'i de anlamak mümkün değil. Yılan. Ömer'i bile etkisi altına almayı başardı. Odasını kartını okutarak açtı. Çalan cebi değil, dahili telefon. Efendim? Yurt müdürü mü? Nihat odanın önünden geçiyordu, kulak kesildi. Bir saniye beklet hatta. Hızla cam cepheye yürüyor. Nihat geri çekildi. Alev kapısını kartı okutarak içeriden kilitledi, masasına koşturarak gitti. Tamam, bağlı şimdi. Buldunuz mu kaydını? Nihat dinliyor. Evet, Zehra Kaya. 94. Zehra mı dedi o? Neden? Tamam. Tamam, ben geleceğim. Çok teşekkür ederim. Size de. Sırıtıyor Alev. Bakalım geçmişinde neler saklıyordun Zehra Hanım? Nihat cama vurdu, alev irkildi. Duymuş olabilir mi acaba? Nihat
Nihat kapıyı aç diye camın arkasından eliyle kapıyı gösterdi. Alev gözlerini devirerek yürüyor. Çantasından çıkardığı kartı okuttu ve kolundan çekip açtı kapıyı. Nihat girmedi. Sen ne zaman geldin? Demin. Ama kapıyı kilitlemişsin. Evet, kilitledim. Neden? Sana ne? Alev. Neyse neyse. Taşeron firması için birkaç şirket bulmuştum. Birlikte bakarız dedim ama gidiyorsun galiba. Evet. Nereye? Sana ne? Sekreterimi bırak, ben sonra bakarım. Güle güle. Nihat bilerek onu gıcık edecek şekilde sırıtıp imalı davranıyor. Nereye gidiyor gerçekten? Alev gidince Nihat suratını topladı, düşünerek kafa salladı, yürüyor. Zehra Leyla'da oturmuş, alyansıyla oynuyor başı önünde. Leyla içeriden iki beyaz fincan olan tepsiyle geldi. Köşe koltuğun yanında yanmayan bir şömine. Evet, şimdi seni dinliyorum. Oturdu. Zehra kıvranıyor. Anlatacağım ama nereden başlasam bilmiyorum. En başından işte canım. İşle ilgili değil mi? Zaten belliydi bir sıkıntının oldu. Neyse ben sustum, seni dinliyorum. Leyla. Ben aslında çalışmıyorum. Anlamadım. Nasıl yani? Nerede kalıyorsun o zaman? Zehra öne eğdiği gözlerini kaldırıp soluklandı. Ben evlendim Leyla. Ne? Evlendin mi? Sayılır. Dur. En başından anlat şunu. Ne demek evlendim? Ne demek sayılır? Ömer odasında dosya okuyor. Nihat girdi. Dalgalı saçları ona karizmatik, uçarı bir hava veriyor. Ben de seni bekliyordum. Neden? Oturdu Nihat. Bugün bir şey duydum da bilmek istersin diye düşündüm. Neyi? Konu Alev'le ilgili. Ömer suratına hiç bakmıyor. Aslında Zehra'yla. Ömer şimdi baktı. Yani ikisiyle de alakalı. Gerçi pek önemli olmayabilir ama. Uzatma da söyle. Sanırım Alev Zehra'nın kaldığı yurda gitti. Zehra'yı araştırıyor. Ama nedenini anlamadım. Alev Zehra ile uğraşıyor Ömer. Başka bir şeydir o. Sen yanlış duymuşsundur. Zehra ile evlenmeni hazmedemedi. Bunun farkındasın değil mi? Alev'in ne düşündüğü umurumda değil. Senin de öyle. Şimdi müsaade edersen. Sen bilirsin. Çıkıyor. Sol kulağında küçük halka bir küpe takılı. Ömer ilgilenmiyor gibi yaptı ama düşünceli, işine dönmedi. Nihat kapıdan çıkarken durup bir daha baktı geriye. Leyla'nın evi. İşte böyle. Her şey tesadüfle başlayıp sonunda da evlilikle bitti. Allah'ım, ne desem boş. Film gibi mi diyeyim, masal gibi mi? Kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü şu anlattıkları. Tamam. Senin neden böyle bir şey yaptığını anlıyorum. Baban için girdim bu oyuna. Peki ya o? Neydi adı? Ömer. Armatör. Evet. Mehtap'ın çalıştığı holdingin sahibi. Ne diyorsun? Ya işte öyle. Tesadüfün tesadüfü. Neyse bir dakika. Tek tek anlat, kafam karıştı. Peki o kardeşi için bunlara girdiyse bile niye sen? Dedim ya, kardeşinin mutluluğu için. Belki de tekrar hastalanmaması için. Yani ikiniz de sevdikleriniz için kendi hayatlarınızdan vazgeçtiniz. Zehra. Yerinden kalkıp yanına geçti.
Bak, ikinizin yaptığı da çok büyük fedakarlık. Leyla, ama bak kimse bilmiyor. Etrafımızdaki hiç kimse. O dün tanıştığın kadın. Ben onu senin patronu sanmıştım. Onunla Ayşe'nin kuzeni. Bak, eğer bir daha karşılaşırsanız... Anladım. Ağzına fermuar çekti. Merak etme canım. Çok sağ ol Leyla. Sıkıntısı hala azalmadı. Buruk gözlerini Leyla'dan çekti, önüne bakıyor. Ömer'in odasına sarışın zayıf bir kadın dosyayla girdi. Buyurun Ömer Bey, bugün gelen aramaların listesi. Tamam, çıkabilirsin. Ömer sadece Zehra'yla değil, Ayşe, Asya ve Müzeyyen dışında neredeyse herkesle aynı somurtuk, müdanasız ifadesiyle muhatap oluyor. Dosyada elini aşağı doğru kaydırarak tüm aramaları kontrol ediyor. Kız yetiştirme yurdu yazısını buldu. Hızla kalktı masadan, elinde telefonu odadan çıkıyor. Alev yetiştirme yurdunda ileri geri yürüyerek dolanıyor, kollarını sabırsızca göğsünde bağlamış. Müdür geldi. Kusura bakmayın, beklettim. Önemli değil. Buldunuz mu? Evet ama kayıtlar eksik. Eksik mi? Nasıl yani? Eski belgeler bilgisayarlara geçerken böyle hatalar oldu maalesef. Ama yani Zehra kızımız evet bizim yurdumuzda kalmış, doğru. Fakat ne zaman ayrıldığına dair bir veri yok. Yani ben şimdi kuzenimi bulamayacak mıyım? Aslında biri var. Hayatını yurdumuzda geçirmiş, hafızası kuvvetli bir bakıcımız. O bilir de... Evet. Ya lütfen kim olduğunu söyleyin. Bakın bu benim için çok önemli. O da birkaç sene önce emekli oldu ama... Masasına gidip notluktaki kağıtlara eğildi. Adresi bu. Eğer selamı söylerseniz mutlaka yardımcı olacaktır. Bakırköy'de bir adres. Alev aldı, okuyor. Yüzü güldü. Teşekkür ederim. Çantasını aldı. Hoşça kalın. Sokak tarafından Sevim'in evi. Funda eve yürüyor. Çantası kolunda asılı. Sarı pırasa saçları omuzlarından aşağı dökülüyor. Üstünde salaş, gri bir hırka. Geldim, geldim. Sevimsiz bir ifadeyle süzdü Funda'yı. Hayırdır Funda? Yasemin'i görmeye geldim Sevim teyze. Evde mi? Evde. Evde de ders çalışıyor. Bölmeyelim şimdi. Arada bölünsün Sevim teyze. Hiç kafası almaz yoksa. Biraz soluklanmak iyi gelir. Hem sadece bilgi değil, moral de önemli sınavda. Ben de arkadaşıma moral olmaya geldim. Davetsizce girdi. Sevim afalladı, elleri belinde. Üstüze bak. Yapıştı kıza. Ay yoksa Yasemin bunun yüzünden mi böyle? İşlerini sıkıp içeri koşturdu. Yasemin yatağa oturmuş test çözüyor. Funda girdi. Sanmıyordum. Funda yeşil gözleriyle bakıyor. Yasemin ilgisiz kitaba döndü. Ay neyin var senin? Çok kötü görünüyorsun, çökmüşsün resmen. Ne olacak? Derslerden işte. Yeter bu kadar çalıştığın. Hadi kalk, dolaşalım biraz. Şu yüzün gözün haline bak, ortaklara dönmüşsün. Çalışmam lazım Funda. Koray yüzünden değil mi? Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun? Çok alakası var. Dün neden masadan kalktın gittin? Koray bir şey mi dedi? Yoksa o yüzden... İyi tamam Funda. Hadi gidelim. Gardırobuna yöneldi. O kot ceketini alırken Funda da çantasını aldı masadan. Dolabın yanına beyaz, ayaklı bir boy aynası koyulmuş. Yasemin isteksiz bakışlarla Funda'nın ardına düştü. Evden çıktılar. Yasemin! Hayırdır, nereye? Hava alacağım biraz anne. Havanı bahçede de alırsın. Nereye dedim? Hadi görüşürüz Sevim teyze. Aa,
Yüzsüze bak, aldı götürdü kızı. Aklını çel misin şimdi bu fingirdek? Allah korusun. Dur bakalım, anlarız şimdi. Eve girdi. Alev yetiştirme yurdundan çıkıyor. Görelim bakalım kimmiş bu varoş gülü. Nereye kayboldu bunlar? Sokakta yürüyor. Şimdi buradalardı. Köşede durmuş sokağa bakarken Zehra da hemen ileriden o tarafa yaklaşıyor. Zehra? Sevim koşuyor. Zehra ise yürüyor ona doğru. Anne. Neredesin kız sen, he? Ya anne dur, ne yapıyorsun? Sakin ol. Sus kız. Yürü çabuk, eve gidiyoruz. Babam meraktan öldü. Ya anne lütfen. İşe dönmem lazım. Sonra gelirim. Her şeye vaktin var ama babana vaktin yok, öyle mi? Yürü çabuk gitme. Yürü. Zehra'yı önüne kalktı. Telefonuyla arama yapıyor. Alo. Zehra geldi. Eve geçiyoruz. Sen de çabuk gel hadi. Babanı da aradım. Şimdi gelecek. Çabuk yürü. Yürü. Funda ile Yasemin Boğaz'a tepeden bakan kapalı bir kafedeler. Garson içeceklerini bırakıyor masaya. İki genç kız da durgun. Yasemin gözlerini manzaraya çevirmiş. Funda dolgun dudakları, makyajsız yüzüyle. Kahven geldi Yasemin. Yani senin de sohbetine doyum olmuyor. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Ve senin bir derdin var, bana söylemiyorsun. Yok bir şey Funda. Belli canım belli. Dalıp dalıp gitmeler, önündekini görememeler, morarmış göz altları. Kalbinde atıyor mu? Ne diyorsun? Anlamadım. Diyorum ki aşık falan mısın yoksa? Nereden çıkarıyorsun Funda? Yok öyle bir şey. Halinden çıkarıyorum canım. Aşıksın kızım sen, aşık. Yok artık, daha neler Funda. Benim eve gitmem lazım. Testi de yarım bıraktım zaten. Kot montuyla çantasını aldı. Görüşürüz. Çantasını omzuna astı, gidiyor. Ben de yedim. Beyaz fincanı ağzına götürdü. Zehra Sevim'le eve girdi. İsteksiz, durgun, zoraki. Benim işe gitmem lazım anne. Çok geç kaldım. Eli kulağındadır babanın. Birazdan gelir. Zaten 2 dakika otursan kıyamet kopmaz herhalde. Malum ne gecen ne gündüzün, ne cumartesin ne pazarın var. Kalamam anne. Kalacaksın. Artık yeter. Bir daha da gitmeyeceksin o işe. Kapatacaksın o defteri. Bundan sonra da dizimin dibinden ayrılmayacaksın. Ya kendi isteğimle mi? Çalışıyorum, gitmek zorundayım. Onu kendi başına işler çevirmeden önce düşünecektin. Ama artık yok. Bırakmam. Hem zaten ben Yener'le konuştum. Ne kadar borcum varsa ödeyecek. Ne Yener'i, ne ödemesi anne? Ya kaç kere söyleyeceğim, ben Yener'le evlenmem. Kendi borcumu da kendim öderim. Sakın kıpırdama bir yere. Sakın. Sevim kapıya gitti. Zehra çantasını ortadaki sehpaya koydu. Sarı berjere geçti. Ev terlikleriyle yere basan ayaklar Yener'in. Zehra. Üzerinde her zamanki siyah deri ceketiyle salona girdi. Zehra tepkiyle ayağa kalktı. Yener çok sokulamıyor, çekimser. Alev otomobilde. Senin de hikayen buraya kadarmış varoş gülü. Kendi kendine gülüyor. Ne işin var senin burada? Annen aradı da ben de bir konuşmak istiyordum, geldim. Oturalım mı biraz? Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Gitmem lazım. Zehra, hastane borcunu ödemek için çalışıyormuşsun. Değer mi bunun için aileni bırakıp gitmeye? Bak,
Hiçbir şey istemiyorum senden. Gerçekten hiçbir şey. Sadece izin ver, şu hastane borcunu ödeyeyim. Sen de evine dön ha. Ne dersin? Gerek yok. Çalışıp ödüyorum işte. Baban ne kadar üzülüyor Zehra biliyor musun? Kendini düşünmüyorsun bari babanı düşün. Baba. Yeni giren Salim'le sarıldılar. İkisinin de yüzü gülüyor. Çok özledim seni babacığım. Ben de kızım. Ben de seni çok özledim. Tekrar sarıldılar. Sevim bahçede dolanıyor. Yener evden çıktı. Ne oldu? Konuşabildin mi? Ne konuşması ya? Zehra bildiğin aynı Zehra. Suratımıza bakmıyor. Kızı bana getireceksin dedi, getirdim. Daha ne yapayım? Kendine bağlamak da senin işin. Öyle bir ihtimal vardı da. Şu hastane masraflarını ben ödeyebilseydim. Sayende o da olmadı yani. Zehra hepten beni yanlış anladı. Seveceği varsa da artık sevmiyor. Bir iki oyun yap. Gönlünü çel. Açılır o kapılar. Niye bu kadar kızıyorsun ki? Sayende kapı mapı kalmadı ya. Ama olacak. Her şeyi nasıl bozduysan öyle de düzelteceksin. Ben mi düzelteceğim? Evet, sen düzelteceksin. Al bunu. Cep telefonu. Zehra'ya ver. Zehra senin verdiğin telefonu kabul edecek mi peki? Zaten o yüzden sen veriyorsun ya. Sanki sen ona ulaşmak istiyormuşsun gibi yani. Tamam. İyi düşünmüşsün. Ben Zehra'yı veririm. Ama sen de bu kadar gerilme. Gönül işi bu. Aceleye gelmez. İnce ince gelecek o da sana. Yener'in koluna dokundu konuşurken. Yener gidiyor. Sevim de yürüyor. Alev yolda plakası 34AL olarak devam ediyor. Köşesiz Vosvos aracının öndeki farları yuvarlak gözler gibi. Yavaşlıyor. Beyaz demir bahçe kapısı olan iki katlı müstakil bir evin önünde durdu. Kapısını açtı iniyor. Elindeki kağıda baktı. Burası. Yürüyor. Siyah dar diz boyu elbisesinin üzerine siyah beyaz karışık desenli kalça altında biten bir ceket giymiş. Ayağında her zamanki gibi topuklular. Bahçe kapısında durup içeri baktı. Kapı demirini açtı iterken dokunmaktan iğrenip suratını ekşitti, elini silkeledi. İğrenç. Bir yerlere pek dokunmamaya çalışarak girdi bahçeye. Asık suratıyla yürüyor. Temiz bir bahçenin içinde iyi halde bakımlı bir ev. Alt kat pencerelerinde bahçe kapısıyla aynı beyaz perforje parmaklıklar var. Kim o? Açar mısınız lütfen? 60'larında bir kadın. Buyurun, kime baktınız? Beni yurt müdürü Mustafa Bey gönderdi. Niye ki? Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Sizin bileceğinizi söyledi. Hı. İyi. Buyurun bakalım. Kadın uzun yüzlü, zayıf, uzun boylu. Kır saçlarını toplamış. Zehra ile Salim evden çıkıyor. Salim tebessümle bakıyor kızına. Babacığım anlıyorsun değil mi? Kızmıyorsun. O nasıl söz öyle kızım? Sen bizim için gece gündüz çalışırken hem benim sana güvenim tam. Sağ ol babacığım. Hadi görüşürüz. En kısa zamanda yine geleceğim ben. Al şunu. Telefon. Yerini yurdunu bilmiyoruz. Bari numaram olsun elimizde. İyi düşünmüşsün Sevim. Al. Arada arayıp sesini duyarız. Anne nereden çıktı bu? Nasıl aldın? Bizim Fahriye'nin kızıymış. Kız avukat çıktı ya. Yenisini alınca Fahriye de bana verdi. Hep açık olacak ona göre. Tamam, görüşürüz. Salim öptü yanaklarından, kendine çekip sarıldı. Sevim daha soğuk öptü. Güle güle kızım. Seninle konuşacaklarım var. İçeri geç diye işaret edip kolundan tuttu. Salim gider ayak, Zehra'nın arkasından baktı gene. Zehra bahçe kapısını kapatıp geride bıraktıklarına döndü, yürüyor. Sokak. Yoksa Funda haklı mı? Koray'a.
Of. Diğer sokaktan da Zehra geliyor. Abla? Köşede buluşup kucaklaştılar. Yasemin huzurla gözlerini yumup açtı. Sana o kadar ihtiyacım var ki. Canım benim, ne oldu sana böyle? Seni çok iyi özledim. Gene sarıldı. Ben de çok özledim. Ömer yurtta müdürün odasına geldi. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Oturdu. Ne içersiniz, çay kahve? Hiç zahmet etmeyin, teşekkür ederim. Çok fazla vaktinizi almayacağım zaten, acelem vardı. Bu arada yaptığınız bağışın çok teşekkür ederiz. Ne demek? Aslında Alev Hanım başka bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını soracaktı fakat ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Evet, öyle bir sohbetimiz oldu. Siz de biliyorsunuz zaten sanırım. Kayıp bir kuzeni. Evet, biliyorum. Zehra Kaya. Bir sonuca ulaşabildik mi acaba? Alev geniş, köşe koltuklu, şömineli bir salonda ayakta dolanıyor. Söyle bakalım. Seni buralara kadar getiren şey ne? Ben bir akrabamı arıyorum. Kuzenim. Sizin çalıştığınız yurtta büyümüş. Yetimlerden mi, terk edilenlerden mi? Anlamadım. Yurtta kalan çocuklar ikiye ayrılır. Kimsesiz anasını babasını kaybetmişse kesin bilirim de ondan. Yani ben annesiyle babasını kaybetmiş diye biliyorum o kadar. O zaman bilirim ben onu. Adını da söylersen... Zehra Kaya. Tanıyor musunuz? Ay, ben size bir su getireyim. Mutfak nerede? Koltuğa oturdu, bir eli ağzında, bir eli göğsünde, yüzü zorlanmaktan kıpkırmızı oldu. Telefonu da zor bela aldı hanımefendi. Niyeyse ona ulaşmamızı istemiyor. Kim bilir neler çeviriyor. Dolanıyordu, oturdu. Ya kız çalışıyorum dedi. Yoğunum dedi. Niye altında bir şey arıyorsun? Ararım tabii. Ben Zehra iyi bir evlilik yapsın. Dürüst bir kocası olsun. Evi barkı belli olsun diye uğraştıkça o kaçıyor. Niye kaçıyor hiç düşündün mü? Yarın öbür gün el alemin kapısında ne arıyordu diye mahallede adı çıkarsa o zaman görürüm ben seni. Salim ayağa fırladı. Kimse benim kızıma iftira atamaz. Ben çocuğumu bilirim. Sevim kalktı, meydan okuyarak gözlerine bakıyor. Senin kızın öyle mi? Senin kızın. Tabii. Karnımda büyütmedim diye hiç söz hakkım yok, öyle mi? Lafı niye dolandırıyorsun Sevim? Öyle öyle. El kadardı kucağıma verdiğinde. Sırf sen istiyorsun diye öz anası gibi baktım, büyüttüm, bağrıma bastım. Şimdi böyle mi oldu? Sevim! Salim elini Sevim'in ağzına kapattı. Sevim hırsla kesik kesik nefes alıyor. Kır saçlı kadın suyunu içiyor. İyi misiniz? Geçti mi? Geçti, geçti. Bardağı Alev'e verdi. Alev iğrenerek suratını ekşitti. Bardağı kadının arkasında kalan masaya bıraktı. Evet, Zehra Kaya diyorduk. Kuzenim. Oturdu. Tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorum tabii. Tanımam mı? Elime geldiğinde küçücük bir bebekti Zehra. Alev ilgiyle dinliyor. Gözlerini kadından çekip boşluğa aldı. Düşünüyor. Kendi kendine sırıtıyor. Alev'in ifadesinde zaman durdu. Bu dizinin betimlemesi Karamel Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştı. www.sebeder.org Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Koli var. Altyazı Çağıl Doğan, Miliza Koçak. İşaret dili Oya Tanyeri. Son kontroller Fulya Akbaba, Beliz Roşar, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme, Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Atilla Cengiz, Irmak Çengel. Yapımcı Nazmiye Yılmaz. Yapım Birsel Film, Sevgi Birsel. Kas direktörü Fatoş Koçak. Uygulayıcı yapımcı Sinan Akat. Yardımcı yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu. Yapım koordinatörü Murat Osman Toker. Kas Hilmi Yılmaz, Yavuz Çetin. Funda Hülya Diken. Alper Emre Can Pancar. Sanat yönetmeni Müslüm Çalasın. Müzik Korhan Nart. Görüntü yönetmenleri Tugay Necipoğlu, Mustafa Ekmek.
Tarihçi, senaryo Başak Yazı Odası, proje tasarım hikaye Nazmiye Yılmaz, yapım koordinatörü Erdal Koç, kurgu Ali Üstündağ, Kazım Köse. Bu dizi TRT 1 tarafından Birsel Filme yaptırılmıştır. Copyright 2016.